İsa'nın doğumundan 300 yıl önce Antik Kartaca İmparatorluğu, Roma'nın Kartaca'ya meydan okuyarak vahşice yendiği savaşa kadar Akdeniz'e egemen olmuştu. Ellerini kana sok. Yemin ederim. Yemin ederim. Yaşadığım sürece... Roma'nın düşmanı olacağım. Kartaca ile Roma arasındaki rekabetin bir kez daha savaşa neden olması an meselesiydi. Bu savaş bir çocuğun kaderini tarihin en büyük liderlerinden birine dönüştürecekti. Anibal. Ben intikam almak ve imkansızı başarmak için doğmuştum. Sonsuza dek Roma'nın en büyük düşmanı olarak bilinecektim. Bu ordusunu insanlığın dayanma sınırlarına kadar zorlayan bir generalin hikayesidir. Roma'yı yıkımın kenarına sürükleyecek kadar parlak bir zekanın hikayesi. Ama hepsinin ötesinde bu tarihin tek bir kararla nasıl değiştiğinin hikayesi. Anibal'in aklından çıkmayan, kaderini belirleyen ve Batı dünyasını gelecek 600 yıl boyunca kimin yöneteceğini belirleyen bir karar. Bildiğim tek şey savaşmaktır. Kartaca ile Roma arasındaki savaş. Babam 40 yıl önce Roma ile savaşmıştı. Sonra yenilmiş, aşağılanmış, onurumuz ve topraklarımız alınmıştı. Ama babamın komutasında tekrar ayağa kalktık. Topraklarımızı Kuzey Afrika'dan İspanya'ya kadar genişlettik. Fakat Akdeniz'de asla iki hükümdar olamazdı. Ya Roma ya da Kartaca yıkılmaya mahkumdu. Ve babamın hatıraları üzerine yemin ederim ki bu Kartaca olmayacaktı. Anibal Barca. Gaius Terentius Varro. Roma Senatosu'nun özel elçisi. Kardeşlerim Mego ve Hasdrubal. Sanırım geliş sebebimi biliyorsun. Saguntum şehrine karşı askeri bir tehdit oluşturduğun dikkatimizi çekti. Evet. Saguntum Roma'nın müttefikidir. Aynı zamanda bizim korumamız altındadır. Saguntum İspanya'da bir şehir. İtalya'da değil. Ve Kartaca'nın İspanyol müttefiklerine saldırmaya devam ediyor. Söyle bana. Gaius Terentius Varro. Eğer bu Roma topraklarındaki bir şehir olsaydı ne yapardın? Eminim savaş kurallarını biliyorsundur. Saguntum'a savaş açarsan Roma'ya da savaş açmış olursun. Kartaca için!
Saguntum'a düzenlediğim saldırı vahşiydi. Benimle savaşması için Roma'yı kışkırtmıştım. İşe yaradı. Roma, bir dostumuza düzenlenen bu kışkırtılmamış saldırıya tolerans göstermeyecektir. Ve bunun sorumlusu olan generali Anibal Barca'yı Roma yetkililerine ve Roma adaletine teslim etmenizi emrediyorum. Peki buraya, Kartaca'ya hangi yetkiyle gelip bizi tehdit ediyorsun Fabius? Saguntum kalbimize saldırdığı için cezalandırılmayı hak etmişti. Bu çılgınlık çok kötü bitecek. Bu Barca onları savaşa sürüklüyor. Burada, Togam'ın katları arasında barış ya da savaş asılı. Hangisini seçiyorsun Kartaca? Savaş mı, barış mı? Sen söyle Fabius. Roma karar versin. Savaş. Hepsini yakın. Doğma nedenim olan savaş başlamıştı. Dünyamızın kurtulması için yapılacak bir savaştı. Anibal bu savaşta kullanacağı orduyu İspanya'da kurmuştu. İspanya ve Afrika'dan toplanan farklı renklerin ve inançların olduğu bir orduydu. Ama tek bir ortak amaçları vardı. Onurlarını ve Kartaca'nın gücünü geri kazanmak. Sekiz bin süvari, 40 bin piyade, baltalı ve mızraklı. Adamların uyarı olmadan harekete hazır olmalarını istiyorum. Hazırlar kardeşim. Ya senin Numidyalı süvarilerin Maharval? Ne kadar hızlılar? Rüzgar kadar hızlılar genel. Benimle şakalaşma Maharval. Romalılardan daha hızlılar efendim. Filler? 37. Durumları? Sağlıklı hayvanlar. Bu çocukları buradan uzaklaştırın. Savaşa gidiyor. Romalılar iki ordu gönderiyor. Biri Sicilya'dan Kartaca'ya saldırmayı umdukları aşağıya, diğeri de yukarıya Güney Fransa'ya, bize saldırmayı deneyecekleri İspanya'ya geliyor. Ama biz burada olmayacağız. Her zaman Romalıları savaşa sokup onlarla kendi topraklarında savaşmayı konuşurduk. Şimdi o zaman geldi. Gemiyle saldıramayız. Çünkü Roma denizleri kontrol ediyor. Bu yüzden karadan girip orduyu yukarıya, İspanya'dan Fransa'ya, Ron nehrinden doğu İtalya'ya götüreceğiz. Kıyı yollarının çok iyi korunduğunu biliyoruz. Bundan kaçmak için Alpler üzerinden gideceğiz. Elli bin adamla dağlardan mı gideceğiz? En kısa ve en doğru yol bu. Romalılar en çılgın düşüncelerinde bile bizim böyle bir cesaret göstereceğimizi tahmin edemez. Cisco Alpler'den döndü. Bize rehberler ve bir yol buldu. Başarabileceğimizi söylüyor. Ve bildiğimiz gibi içimizde en dikkatli kişi odur. İskender 50 bin Yunan'la dünyayı fethetmişti. Bir Yunan için fena değil ama biz daha iyisini yapabiliriz. Şimdi gidip adamlarınıza bunu bildirin. Hoşlanmadılar.
Buna gerek yok. Ben hoşlanmadım. Evet, şanslısın kardeşim. Herkesi götüremem. Birinin burada kalıp İspanya'yı koruması gerekli. İspanyol topraklarımızın güvenliğini sağla. O zaman kal ve sen koru. Ne dediğimi duydun. Babamız 8 yıl boyunca İspanya'yı Kartaca'ya bağlamak için savaştı. Ve sen böyle bir tehlikeye atılmak için onu terk edeceksin. Büyük zaferler böyle kazanılır. Büyük yenilgiler de. Roma'ya bir daha aşağılanmayacağımızı göstermeliyiz. Kartaca'ya onurunu ve saygınlığını geri kazandırmak için her şeyi yaparım. Bunu da ancak İspanya'nın güvenli olduğunu bildiğimde yaparım. Kardeşim, söz veriyorum. 1 yıl sonra Roma'daki Tiber Nehri kıyısında galip olarak duruyor olacağız. 50.000 hayat senin ellerinde. Peki benim yerimde sen mi olmalıydın? Beni dinlemezler. Ama seni dinlerler kardeşim. Senin peşinden ölüme gidecekler. İnsanlarımdan ancak tam bir fedakarlık istedim. Bir daha hiç dönmeyebileceklerini düşünerek. En değerli varlıklarını arkalarında bırakmalarını istedim. İstisna olamazdı. Hazır mısın? Gördüğün gibi çalışıyoruz. Güzel. Kartaca'da güvende olacaksın Emilci. Güven. İspanyol karın halkım Roma'yı terk etmesin diye Kartaca'da esir alınmıştı. Kimi zaman savaş şartları böyledir. Benim güvenliğim içinmiş numarası yapma. İspanya için çok savaştık Emilci. Güvenliğinden emin olmalıyız. Savaşmak. İspanya için evlendin bile. Kısa sürede her şey bitecek. Roma'dan intikamımı alacağım. Ve yine birlikte olacağız. Roma ile ilk savaşında Kartaca savunma savaşı yapmış ve kaybetmişti. Romalılar ikinci savaşında aynı şekilde olmasını bekliyordu. Ama Roma'nın hiç beklemediği şeyi yapmak Anibal'in simgesi olacaktı. Roma'yı savaşa sokmak, 90.000 piyade askeri, 20.000 süvariyi ve 37 fili kış gelmeden 24.000 kilometre yürütmek demekti. Hasattan önce Roma'da olacağız. Sonra Alpleri geçmeden önce son hazırlıklarımızı yaparız. Hasadı beklemek geç olmaz, öyle değil mi? O dağlara kar yağdığında gitmek istemem. Zamanımız olacak merhaba. Ebro nehrinin güneyinde Anibal'in ordusu Kartaca'ya sadık kabilelerin topraklarında gidiyorlardı. Ama nehrin kuzeyine geçtiklerinde düşman bölgesindeydiler. Galiba bizim kılavuzlarımız. Güvenli yolumuz ne Kartaca'ya ne de Roma'ya. Sadece kendilerine sadık olan vahşi kabilelerin iyi hallerine bağlıydı. Malque.
bir gütsüklük şepiç gitmez. Ona verdiklerimizden hoşlandığını söylüyor. Yolların çok zorlu olduğunu ve kılavuzumuz olmadan kaybolacağımızı söylüyor. Hatta bize kendisi kılavuzluk yapmayı bile önerdi. Ona halkına minnettar olduğumuzu söyle. Yardımı için teşekkür ediyoruz. Başka seçeneğimiz olmayan bir riskti. Adamlarımdan çok azı daha önce bu kadar kuzeye gelmişti. Endişeli, huzursuzlardı. Nedenleri geçerliydi. Hannibal, firariler konusunda ne yapacağız? Adamlarımız kaçıyor. Birini yakaladığımızda ibret olsun diye iki ata çektirip parçalatalım. Atları unut merhabalar. Kuzeyli kabileler bize katıldığında sayımız artacak. Dikkat edin, pusuya düştük. Bu aşağılık adam bize tuzak kurmuş. Siper alın. Merhaba. Hırsız, hain, pislik. Vahşilere güvenirsek işte böyle olur. Şimdi nasıl gideceğiz? Esirler yolu gösterir. Göstermezlerse öldürün. Yolculuğumuz yeni başlamıştı ki doğanın güçleri zayıfları güçlülerden ayırıyordu. İtalya'da bana ancak güçlülerin yardım edeceğini biliyordum. General, gerçekleri kabul etmeliyiz. Buraya gelmeleri çok uzun sürdü. Yanlış hesaplamışız. Biz mi? Eğer kışı burada geçirirsek karşı tarafta bizi bugüne kadar toplanan en büyük ordu bekleyecek. Dağları geçiyoruz. Romalılar Marsilya'ya varmış. Sadece 3 günlük yürüme mesafesinde. Orada saldırabiliriz. Romalılara Roma topraklarında saldıracağız. Kış ya da yaz. Bunu bitirmek için Alplere gidiyoruz. Roma ordusu İspanya yolculuğu öncesi ikmal için Marsilya'da durmuştu. Hannibal'in ordusunun yakında olduğunu bilmiyorlardı. Bu olamaz. Bu doğru general. Preneleri geçmiş bile ve Roma'ya varmak üzere. İspanya'da savaşmaya hazırlanın. Belki de bizimle Fransa'da savaşarak İspanya'yı korumaya çalışıyordur. Publio Scipio tipik bir Roma generaliydi. Güvenilir ve tahmin edilebilir. Sadece beni yakalamak ve işimi bitirmek istiyordu. Tabii bulabilirse. Yoksa hedefi Roma mı?
Belki de hedefi Roma'dır. Ve oraya ulaşmak için denize yakın gitmek zorunda kalacak. Hiç kimse bir orduyla içeriden gitmek istemez. Arazi çok zorlu. Dağlık ve lanet Galyalılar var. Yarın onlarla karşılaşmak üzere ilerliyoruz. Ne demek gitmişler? 3 gün önce gittiklerini söylüyor. Hangi yöne gitmişler? Doğuya gitmişler efendim, dağlara doğru. Sence Alpleri geçebilir mi? Gerçekten başarırsa bizi diğer tarafta onu beklerken bulacak. Yeni bir ordu toplamak için İtalya'ya dönüyorum. Onu ülkesi harap olmuşken ezeceğiz. Bu barbarı bir daha küçük görmeyeceğiz. Publius Scipio'nun rakibi kurnazca davranarak öne geçmişti. Bu Scipio ailesinin özellikle de oğlunun hiç unutamayacağı bir dersti. Roma topraklarıyla aramızda tek bir şey duruyordu. 200 kilometre boyunca kar, buz ve kaya. Anibal, Alplerin eteklerine kış başlarken ulaşmıştı. Adamları İspanya'nın ve Kuzey Afrika'nın ılıman iklimine alışkındı. Ve burada karşılaşacakları şartlara iyi hazırlanmamışlardı. Ordu 2500 metre gibi daha yükseklere çıktıkça gıda, barınak ve mola gibi ihtiyaçlarından yoksun kaldı. Aşabilmek için adamlarımın hiç durmadan yürümesi gerekiyordu. Durursak ölecektik. Yorgunluk ve açlık bizi bitiriyordu. Hadi, devam edin. Hadi. Her gün 1000 kişiden fazla ölen oluyordu. Ama tabii ki ben kararlıydım. Yürümeye devam edin. Durmak yok, yoksa ölürsünüz. Yürümeye devam edin. Anibal zirveye ulaştığında aşağı inen yolun heyelanla kapandığını görmüştü.
Neden durduk? Yol kapalı. Odun ve şarap getir. Çabuk, çabuk. Şarabı karın üzerine bırakın. Soğuk tutun. Biraz zaman gerek. Bin adam bu dağlara geldi. Yarısından biraz fazlası ise diğer tarafına geçti. Romalıları Kartaca topraklarından uzak tutmak için bu kabul etmeye hazır olduğum bir fedakarlıktı. Yeni Kartaca'dan başlayan sefer 7 ay sürmüştü. Yol boyunca toplam 70 bin adam ölmüş ya da firar etmişti. Önlerinde daha da büyük bir meydan okuma vardı. Bitti. Hannibal buraya savaşa gelmişti ama zayıflamış ve moralsiz güçleri henüz gerçek düşmanlarıyla karşılaşmamıştı. Geçmeyi başardılar. Ama şimdi hepsi hasta. Çok soğuk general. Hiç alışkın değiller. Yapılacak bir şey var mı? Dinlenme olabilir. Ama o zaman bile savaşa hazır olacaklarından emin değilim. Bu ordu değil. Sadece yemeğe ve dinlenmeye ihtiyaçları var. Daha fazla adam gerek. Yerel kabilelerden adamlar bulacağız. Hepsi vahşi. Savaşçılar merhabalı. Bizim gibi. Roma'dan nefret ediyor. Bizim gibi. Sadece Romalılarla savaşmıyordum. Ordularının yarısı İtalya'daki müttefiklerinden toplanmıştı. Roma'yı yenmek için bu müttefiklerin güçlerini de denemek zorundaydım. Benden ne istiyorsun? Yemek, silah, adam. Romalılarla savaşmak için? Romalıları yenmek için. Adamlarınız yarı ölü.
Açlar ve yorgunlar. Çılgınlıktan söz ediyorsun. Hayır. Özgürlükten. Ordun gidince ne olacak söylesene. Biz daha önce Roma ile savaştık. Romalılar kendileriyle savaşanlara ne yapıyor biliyor musun? Yaşayan tek bir canlı bırakmıyorlar. İnsanlarımızın cesetleri köpeklerimizin leşlerine karışmıştı. Bize katılırsan bir daha Roma tehdidi olmayacak. Yemin ederim. Korkaklar. Korkaklar işimize yaramaz. Korkak değiller. Romalılarla savaşmışlar. Peki ne yapıyoruz? Geri döneceğiz. Dağları geçerek. Ya da kalıp savaşacağız. Bunun için yeterli adamımız yok. Hiçbir savaş sadece sayılarla kazanılmamıştır. Önemli olan hayatta kalma arzusudur. Adamlarıma bunu kanıtlamak için esirlere bir yarışma hazırlamıştım. Ölümüne bir savaş. Ödülse özgürlüktü. Orduma büyük bir zaferin karşılığının ölmek ya da savaşmak olduğunu göstermek istemiştim. Bu adam özgürlüğünü kazandı. Hayatı pahasına savaşarak özgürlüğünü kazandı. Ona başka seçenek vermedim. Tanrılarımız da bize hayatlarımız için savaşmaktan başka seçenek vermediler. Yakında Roma ordusuyla karşılaşacaksınız. Sayıları bizden fazla. Karınları da tok, malzemeleri iyi ama Roma askeri emir aldığı için savaşır. Biz kendimize ait olanı geri almak için savaşacağız. Romalılar bizim barbar olduğumuzu düşünüyor. Vahşi olduğumuzu. Belki bazılarımız öyleyiz. Ama savaş alanına girdiğimizde cesaretin bize zafer getireceği kesin bir gerçektir. Korkaklık ve tereddütse bize yenilgiden ve kesin ölümden başka bir şey getirmeyecektir. Yaşamak için, Kartaca için savaşacağız. Ama Anibal güçlerini toplarken Publius Scipio karşısına çıkmak için kuzeye ilerliyordu. Yakında yerini ve sayılarını öğreneceğiz. Bu barbarı Roma topraklarına ayak bastığı için cezalandıracağız.
kadar? 4 ya da 5 bin hafif piyade ve süvari. Adamlarına tepenin arkalarında kalmalarını söyle. İşte başlıyor. Romalıların hala uzun seferden yorgun ve kolay hedef olduğumuzu düşüneceklerini biliyordum. Tam da böyle düşünmelerini istiyordum. Hayır! Roma'dan bir armağan. Demek süvari hayal kırıklığına uğratmadı general. Cesurca savaştılar. İyi yönetildiler. Doğru. Doğru söylemek gerekirse Romalılar savaşa uygun değildi. Hadi az kalsın onu öldürüyordun. Az kalsın mı? Şaka mı ediyorsun merhabalık? Oğlu tarafından kurtarıldı. Bu bıçağından kaçan ikinci nesil. Kaderin kendilerine böylesine güldüğü bu aile kim? İsimleri Scipio. Roma'nın en soylu ailelerinden biri. Eminim kanlarının rengi piyadelerinkiyle aynıdır. Baba yaralandı, belki de bir dahaki sefere sıra oğlundadır. Ve bu soylu Scipio ailesine Roma'ya hizmetleriyle birlikte son verebiliriz. Pekala, Kartaca generali, size katılacağız. Memnuniyetle. Bugün tanık olduklarım sadece başlangıç dostum. Anibal'in Roma topraklarındaki ilk zaferi, Kuzey İtalya'daki kabilelerle arasındaki dostluğu belirlemişti. Karşılığında Roma, Publius Scipio'nun güçlerini artırmak için Sicilya'dan ikinci ordusunu çağırmıştı. Longus. Publius. Teşekkür ederim. Babandan hayatını senin cesaretine borçlu olduğunu duydum. Ve konsülümün iyi olduğuna sevindim.
Doktorlar tam olarak iyileşeceğimi söylüyorlar. Mükemmel. Hannibal'e hiç geciktirmeden saldırmamız gerektiği görüşündeyim. Şanslı zaferinin keyfini çıkarmasına fırsat vermeyelim. Gerçekten çok şanslıydı Longus. Birden ortaya çıktılar. Neredeyse kılıçlarımızı bile çekemeden bizi ayaklarıyla çiğnediler. Bir barbar hakkında böyle konuşmana çok şaşırdım. Bir günde çok fazla şey öğrenebilirsin. Tekrar savaşmadan önce orduların kışın dinlenmesini öneriyorum. Kartaca'nın Roma topraklarında geçirdiği her saat bir hakaret. Harekete geçmeliyiz. Destek bulmadan önce hızlı davranmalıyız. Yarın Trabia'ya gidiyoruz. Konsüller Publius ve Longus Roma'daki en büyük siyasi pozisyonu paylaşıyordu. Her görev süresi bir yıl sürüyordu. Zamanı azalan Longus savaşmak istiyordu. Trebia'nın ordusu hazır olamadan önce savaşı başlatmıştım. Yemi yutmuştum. En iyi 25 gün askerleri katledilmişti. Trezimene'de Roma ordusunun gücünü üzerime salmışlardı. Sisin örtüsüne gizlenerek onları göle çekmiş ve 15 bin askerlerini topluca katletmiştik. Bazıları kılıcımızla ölmektense kendini boğmuştu. Önceden çok az kişinin bildiği bir isim, dağlardan gelen bir gölgeydim. Oysa şimdi yarattığım gölge İtalya'nın kalbine ulaşmıştı. Bir kesin zafer daha ve savaş sona erecekti. Hannibal'in ordusu artık Roma'ya saldıracak mesafedeydi. 50 yıldır ilk kez bir askeri diktatör belirlenmişti. Seçtikleri kişi Fabius Maximus'tu. Hannibal'in ordusunun Roma'dan sadece 150 kilometre uzakta olduğunu hatırlatabilir miyim? O zaman onları yok edene kadar onlarla savaşmamız gerekiyor. Ya da biz yok olana kadar. Efendim, Roma halkının onurunu ve cesaretini mi sorguluyorsunuz acaba? Bunlar gerçekler. Trebia bize 29 bin hayata mal oldu. Trezimene'de bir konsülü ve 15 bin askeri kaybettik. Kaybediyoruz. Ve doğrudan karşılaşmaya devam edersek Roma yakında yok olacak. Şimdi sadece düşmana karşı değil, kendimize karşı da acımasız olacağız. Yenilgilerimizle yüzleşmeli ve stratejimizi düzenlemeliyiz. Peki önerin nedir Fabius? Onu başardığı tek şeyden mahrum edelim. Savaştan. Hannibal'le savaşmanın en iyi yolu onunla hiç savaşmamaktır. Evet, büyük bir ordusu var ama ikmal hatlarını sıkıntıya sokarak kolaylıkla bölünebilecek çok sayıda adamdan oluşuyor. Askerlerini aç bırakarak kısa sürede orduyu karnından vururuz. Bunlar askerlerin değil korkakların taktikleridir. Büyük Roma ordusuna vahşilerin bu taktiklerini mi öneriyorsun? Hannibal'in güçlerini ebediyen yenmek için Roma ordusuna her şeyi yaptırabilirim. Evet, doğru söylüyorum. Harika. Evet, yapabiliriz. Doğru. Evet, harika. Evet, yapabiliriz. Güney yolculuğumuzda hastalık beni bir düşman gibi kemirmişti. Bu şekilde bizden iyi mi savaşacaklarını sanıyorlar? Aç bir ordunun zayıf olduğunu çok iyi biliyorlar. Onları saldırıya zorlamanın bir yolunu bulmalıyız. Lanet doktor nerede? Gelmek üzere kardeşim.
Romalıları yenmek için savaş meydanına ihtiyacımız yok. Evlerinin, tarlalarının, ekinlerinin ve Roma'yı güvenli kılan her şeyin yakılmasını istiyorum. Kül olmasını istiyorum. Fabius hariç. Onun evine dokunulmasını istemiyorum. Bakalım etrafındaki her şeyi kaybetmeye başladığında kendini ne kadar güvende hissedecek. Evet Fabius. Stratejin nasıl gidiyor bakalım? Seni kışkırtmaya çalışıyor. Ona izin verme. Yanmakta olan senin arazin değil ama. Enfeksiyon çok derin. Herhangi bir şey yapılabilir mi? Üzgünüm. O zaman bırak beni. Dışarı çık. Onu kayıp mı edeceğim? Evet. Üzgünüm. Onu kötüye işaret olarak görebilirler. Bu kötüye işaret değil. Elbette değil. Bir Roma vatandaşı olmanın anlamını biliyor musun Scipio? Kim olursan ol, her nereye gidersen git, insanlar sana saldırırsa Roma'nın bütün gücüyle seni savunacağını bilirler. Bu eşsiz bir ayrıcalıktır. Anlıyorum. Bu barbar Roma'ya zaman harcatan melez ve vahşilere iyi bir örnek oluşturuyor. Sıramı beklemeden konuştum. Sen Fabius'a sadıksın. Fabius benim komutanımdır. O rütbeden olan herkes sadakatime sahiptir. Fabius Roma'yı küçük düşürüyor. Dostum disiplinsiz biri Scipio. Tepkilerini mazur gör. Ama sanırım ilginç bir noktaya değindi. Ancak sen rahat olabilirsin. Açık konuşabilirsin Scipio. Mevcut taktiklerimiz bizi dostlarımıza zayıf gösterdi. Hannibal bize gülüyor. Roma kendini bu şekilde yönetmemeli. Yani eğer şu anki şartlar bir şekilde değişecek olursa barbarlarla savaşa girer miydin? Evet. Doğru liderlerin komutasında. Peki dostum. Belki de Fabius'un yöntemi yakında Roma'nın yöntemi olmayabilir. Fabius'un diktatörlüğü de bitmek üzere. Ben bir konsül adayı olarak belki de sorunu başka şekilde çözmeliyim. Altı ay içinde Varro'nun hırsları fark edilmiş ve konsül olarak seçilmişti. Fabius'un diktatörlüğü ve Hannibal'le savaşmayı reddetme politikası da sona ermişti. Ve Scipio yeni rejimde orduya atanmıştı. Roma'nın topladığı en büyük orduya katılmış ve Hannibal'le yüzleşmek üzere yola çıkmıştı. Gelecek savaş, o güne kadar yapılan en kanlı savaşlardan biri olacaktı. 8 lejyon ve 85 bin asker gibi görünüyor.
Fabius'u özlemeye mi başladın Cesco? 85 bin. Roma'nın şimdiye kadar topladığı en büyük ordu. Biz de hepsini birden öldürürüz. İyi eğitilmişler, aşılmaları zor. Disiplin erdem olduğu gibi kusur da olabilir. Evet biliyorum ama... Romalılar tek şekilde savaşmak üzere eğitiliyor ve tahmin edilebilirler. Onlara beklenmeyeni sunacağız. Ve yıkılmalarını izleyeceğiz. Cisco. Korkuyorsun. Tabii ki hayır. Korkma. Orada 85 bin Romalı var. Ama hiçbirinin adı Cisco değil. Bu çok uygun. Güçlerimizi orada, nehrin kıyısında toplayacağız. Sağımızda nehirle, solumuzda tepelerle korunacağız. Hiçbir sürpriz saldırı olmayacak. Süvarileri arkamızdan dolaşamayacak. O kadar emin olmazdım. Polus, sayımız onun iki katı. Askerlerimizi kılıç ve kalkanla donatacağız ve cephe hattının merkezinden gireceğiz. Sonra da bu barbarların gerçek yüzünü göreceğiz. Tek endişem bizimle savaşamayacakları. O savaşacaktır. Sayımız az ve Romalılar piyadelerinin güçlü olduğu bir savaş meydanı seçtiler. Zekice bir seçim. Ama zannettikleri kadar değil. Güçlerimiz bu şekilde düzenlenecek. Bir yay şeklinde. Güçlü ama esnek. Mego, sen bu hatta komuta et. Bu hattın savaş için önemini anlatamam. Romalılar savaş düzenimizi görecek ama bizden korkmayacak. Sadece sayıca üstünlüğün verdiği bir güvene sahip olacaklar. Bırakalım öyle inansınlar. Unutmayın, en güçlü yanları aynı zamanda en büyük zayıflıkları olabilir. Hatlarımız savaşa girmeden önce, merhaba, sen süvarilerine saldır. İleri! Süvarilerimizin ilerlediğini gördüklerinde tepki vereceklerdir. Kayıplarınız ne olursa olsun onları geriye püskürtmeli ve karışıklık yaratmalısınız. İlerlemeye devam. Saldırıyı bastırırken korkunç kayıplar vereceğiz. Ama onları geri itmelisiniz. Romalılar başka bir piyade grubunu öne atarak cevap verecektir. Sayıları çok üstün, onları kullanacaklar. Roma'nın cesur lejyonları, zafer için! Sabırlı ol kardeşim, onları yavaşça ez.
Hattın koptuğunda ki kopmalı, Romalılar içeri çekilecektir. İleriye daha fazla asker göndereceklerdir. Yedek kuvvetler ileri! Bu noktada Romalılar kazandıklarını düşünecek. Hannibal! 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 Bırakalım zaferi tatsın. Gizli kuvvetlerimizle etraflarından dolaşıp yanlarından onları kuşatmadan önce biraz tatsınlar. Üç yandan da kuşatılacaklar. Geriye gitmekten başka seçenekleri kalmayacak. Sen süvarilerine dönecek ve önlerini keseceksin. Hiç merhamet olmayacak. Tüm zamanların en büyük zaferiydi. 60.000 Romalı kılıçlarımızla ölmüştü. En iyi askerleri ve politikacıları tek bir günde yok edilmişti. İskender'in ya da bu dünyaya benden önce gelmiş olan bütün kahramanlarınkilerden daha büyük bir zaferdi. Ama zafer kazanmış gibi hissetmiyordum. Kenai, Roma Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gününü yazmıştı. Birkaç saat içinde Hannibal Roma'yı ve temsil ettiği her şeyi yok etmişti. Sıradaki adımsa savaşın sonunu ve tarihin yönünü bildirecekti. Hemen Roma'ya ilerlemeliyiz. Adamlarım şafaktan önce hazır olur. Roma'ya gitmiyoruz. Ne? Bitti, kazandık. Hayır. Roma yok edilmeden, parçalanmadan, yıkılmadan değil. Neden? Ne için? Biz barbar değiliz. Roma diz çöktü. Kazandığımızı kanıtlamak için şehri yıkmamıza gerek yok.
Daha ileri gitmeyeceğiz Marhabal. Bitti. Bu kadar. Demek tanrılar her şeyi bir adama vermemiş. Kazanmayı biliyorsun Hannibal ama zaferi nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Teklifin nedir? Bundan sonra Roma'ya teslimiyet şartlarını bildirmeliyiz. Kenai, Anibal'in Roma topraklarındaki üçüncü zaferiydi. Antik savaş şartlarına göre Roma üzerindeki nihai zaferini kanıtlamış olmalıydı. Ama Roma yenilgiyi kabul etmeye hazır değildi. Kimseyi suçlayamam. Hata arayamam. Ama şunu söylemeliyim. Eğer Roma hayatta kalacaksa şimdi yeni bir ordu gerekli. Askere alınma yaşını 17'ye çekeceğim. Askerlik için gereken şartları azaltacağım. Daha da ileri giderek Roma standartlarına göre savaşmaya gönüllü suçlulara ve kölelere genel af ilan edeceğim. Toplayabildiğimiz kadar asker toplayacağız. Bulabildiğimiz bütün kaynakları kullanacağız. Eğer bu tapınaklarda tanrılarımıza adanmış silahları almak demekse onları alacağız. Bu tamamen saygısızlık. Bu mantık. Tanrıların o silahlara ihtiyacı yok. Bizim var. Artık savaştan kaçmak yok. Büyük hareketler de yok. Barbarı küçük emin adımlarla günden güne toz olana kadar ezeceğiz. Tıpkı başından beri önermiş olduğum gibi. Kibir ve gurur bizi bugün olduğumuz yere getirdi. Ama bu bir onur, terfi ya da zafer savaşı değil. Bu Roma'nın kurtuluşu için ölümüne bir savaş. Teslim olması gerekiyordu. Gerçekten Roma'nın teslim olacağını düşünüyor musun? Bu ülkede istediğimiz gibi dolaşıyoruz. Üzerimize gönderdikleri güçleri yok ediyoruz. Onları savaşta 3 kere yendik. Romalılar sonsuza dek yeni asker bulamaz. Bir gecede yeni liderler çıkaramazlar. Savaş kurallarına ve anlaşmalarına göre teslim olmalılar. Biz kurallara uyduk mu peki? Kardeşim, senin Kartaca'ya dönmeni istiyorum. Neden? Senato'yu ikna etmek için daha fazla adam gönderin. Başladığımız işi bitirelim. Roma düşman topraklarıyla tamamen kuşatılana kadar İtalya'nın her şehrini ele geçireceğiz ve teslim olmak zorunda kalacaklar. Bu gördükleriniz, kılıçlarımızla öldürülen Roma senatörlerinin yüzükleri baylar. Roma'ya karşı kazandığımız zaferlerin sembolleri. Şimdi bu savaşı sonsuza dek bitirebilmek için daha fazla adama ihtiyacımız olacak. Öyleyse Mago Barca, eğer Romalılar kardeşinin kahraman güçleri tarafından yenilmek üzere ise neden bizden yardım istiyor? Bakın, yeni adamlar ve malzemelerle bu sefer tamamen sona erecek. Kardeşinin bu seferin çok kısa süreceğini söylediğini hatırlıyorum. Ne kadar oldu? Tam 3 yıl. Ve getirdiğin sonuç nedir? Bu sefer bitmiştir dostum.
Hannibal'in İtalya'daki ordusuna bu senatodan başka destek verilmeyecek. Ve dahası, sen, Mago Barca, İspanya'ya göndereceğimiz güçlerin komutanlığına getirildin. Evet, kutlarız. Evet, evet, çok iyi. Harika. Evet. Tebrik ederiz. Kutlarız. Evet, doğrusu buydu. Yaptığımız bütün savaşları teker teker kazandık. Ama Hannibal dışında her yere asker ve destek gönderiyorlar. Düşmanları daha güçlü. Onu kıskananlar her zamankinden daha fazla. İspanya'daki durumu halleder halletmez götürebildiğim kadar askerle Hannibal'in yanına döneceğim. Eğer onu başarıları yüzünden terk etmeye hazırlarsa, başarısız olduğunda ne yapacaklar? Dua et başarısız olmasın. Hannibal'in ordusu destek olmadan Roma'yla savaşa giremezdi. Sonraki 7 yıl boyunca yalnız kalacaktı. Bu arada Roma giderek güçlenmiş ve Hannibal'le olan savaşını bitirmek üzere planlar yapıyordu. Evet. Yarına kadar bekleyemeyen nedir sıkıpıyor? Bir teklifim var. Evet, işte geldim. 9 yıldır Hannibal'le savaşıyoruz ve Roma'ya düşmanın bir türlü geçemediği bir kalkan yaptın. Bütün... Evet, evet. Niyetin nedir? Zafer kalkanla kazanılmaz. Kılıcın ucuyla kazanılır. Bunlar hoş sözler Scipio. Ama aynı hatayı daha önce de yaptık. Ve bizi yıkımın sınırına kadar götürdü. Ancak bir aptal aynı hatayı ikinci defa yapar. Bize verdiğin kalkanı korumaya devam edelim. Ama İspanya'ya bir istila gücü gönderelim. Hannibal burada meşgulken oradaki Kartacalıları bozguna uğratalım. O da bize böyle yapmıştı zaten. Peki bu yeni orduyu kim yönetecek? Roma ordusu gibi bir orduya komuta etmek için çok genç değil misin? Kuralları biliyorsun. Ve sen Fabius. Nasıl bozulacaklarını biliyorsun. Üzgünüm Scipio. Roma'yı böyle bir riske atmayı bir an için bile düşünmem. Ama Fabius, Roma'nın Hannibal'le olan savaşı sonlandırma arzusunu hafife almıştı. Ve Hannibal'i 10 yıldan fazla bir süredir gözlemlemiş olan Scipio, ne kadar çok şey öğrendiğini kanıtlamak üzereydi. Kendimize daima düşmanın hiç beklemediği şeyin ne olduğunu sormalıyız. Ve onu uygulamalıyız. Kardeşleri onlarla her zaman yaptığımız gibi bir meydan savaşına gireceğimizi tahmin edecektir. Ama biz tam olarak Hannibal'in İtalya'da yapamadığını yapacağız. Doğruca başkente gideceğiz. Hedefimiz yeni Kartaca. Savunmalarına tuzak kuracağız. Sonra da şehri alacağız. Asla acımayacağız. Acıma olmayacak. Scipio İspanya'yı yağmalarken başarılı bir savunma yapabilecek tek adam İtalya'da kalması için verilen emir nedeniyle yardım edemiyordu. General,
Canavarın bağırsaklarında iyi bir işaret göremiyorum. Daha iyi bak. Sürekli kasvetli olmaktan sıkıldım artık. Size yalan söylememi istemezsiniz general. Eğer bana yardımı olacaksa seni kesip bu tepsiye koyardım peder. Tanrılara neden inanmıyorsun? Savaş artık burada değil. Biz burada çürürken Scipio İspanya'da topraklarımızda zafer üstüne zafer kazanıyor. Öyle mi bitecek Anibal, he? Kardeşimi çağıracağım. Hasdrubal mi? Senin gibi o da bana inanmadı. Ama birlikte Roma'ya karşı gelebiliriz. Ama senatoluna asla... Senatoya lanet olsun. Onlar asla beni yönetemez ve ne yapacağımı korkaklar söyleyemez. Kardeşim Hasdrubal'ı 11 yıldır görmemiştim. İspanya'daki ordusunu getirerek beni desteklemesini istemiştim. Ve yola çıktığını bildirmişti. Umutlar artmıştı. Çünkü birlikte yenilmez olacaktı. Ama Fabius da yenilmezdi. İki ordusu Umbria'da birleşmeyi planlıyor. Güzel. Onu karşılamaya hazırlanalım. Durun! Durun! Senin elinde. Seni dinleyecekler kardeşim. Böyle mi sona erecek Anibal? Senin peşinden ölüme gelecekler. Roma'nın düşmanı olacağım. Hasdrubal'ın ölümüyle Roma topraklarında zafer kazanma umutları da Anibal'in elinden kaçmıştı. Scipio İspanya seferinden Roma'ya zaferlerle dönmüştü. Artık hırsları daha da büyümüştü. Roma senatörleri sana teşekkür ediyor. Ama tabii ki kazanılacak başka zaferler de var. İspanya'nın fethi tek başına bize bu savaşı kazandırmaz. Ülkemizi Kartacalı istilacıdan kurtarmak için savaşı Afrika'ya, Kartaca'ya taşımalıyız. Bundan sonraki planımız böyle olacak. Kartaca'ya saldırınca vatanını koruması için Anibal'ı çağıracaklardır. Ve onu Afrika topraklarında yeneceğiz. Onu kendi topraklarına gömeceğiz. Bir zamanlar Anibal'in Roma'ya yaptığını, şimdi Scipio yapıyor, Kartaca'yı yok etmeye hazırlanıyordu. Son 40 yılda en büyük krizlerle karşılaştık. Düşman topraklarımızı ve varlığımızı tehdit ettiğinde, ülkenin güvenliğinin sağlanması için gereken her şey yapılmalıdır. Evet, alacağız. Evet, hayır. O zaman Anibal Barca'yı İtalya'dan çağırmalı mıyız? Anibal Barca'ya böylesine zor bir durumda olduğumuz asla bildirilmeyecek. İtalya'ya gitme işine kalkmamış olsaydı, İspanya'yı savunmasından mahrum etmemiş olsaydı, düşmanımıza bu fırsatı vermeyecekti.
Konsey'in Anibal'i çağırmama kararı bir felaketti. Kartacalı güçler yapılan savaşta ezici bir yenilgiyle yok edilmişlerdi. Hannibal, Kartaca'yı savunmak ve kendisine ihanet eden politikacıların ünlerini kurtarmak üzere çağrılana kadar bir yıl daha sürgünde kalmıştı. Ama daha işin başından şansı yoktu. Roma'daki müttefiklerimizi kaybediyoruz. Scipio aptal değil. Ona karşı kullandığımız taktiklerin aynısını kullanıyor. Müttefiklerimizi çalarak gücümüzü azaltıyor. Aralarında Numidyalı süvariler de var. Ne kadar? 4000. Demek süvarilerimizin sayısı az. Bu tek gerçek üstünlüğümüzdü. Sahip olduğumuz tek şey eğitimsiz askerle dolu bir ordu. Ama hala siz varsınız gene. Ve sen varsın tanrılarla birlikte. Scipio zamada bekliyor. Tamam. Adamlarının tam sayısını ve düzenini hemen öğrenmeliyim. Tamam mı? Canavarlar çok genç general. Eğitilmeleri gerek. Beni daha hiç yüzüstü bırakmadın Vandikar. General. Öleceğimizi sandık general. Ama... Ama bize kamplarını gösterdiler. Size kamplarını mı gösterdiler? Scipio bizi çok fazla dolaştırdı. Bizzat Scipio. Scipio. Bizi öldüreceklerini sandık. Artık öleceğimizi sandık. Ama... Ama... General bizi sadece kampta dolaştırdı. Size ne gösterdi? Her şeyi. Numidyalı süvarilerini mi? Evet. Romalıların bize ilk gösterdikleri onlardı. Eminim öyledir. Çok üzgünüm general. Siz görevinizi yaptınız. Daha fazla bir şey isteyemem. Şimdi yerlerinize dönün. Ne yapmaya çalışıyor? Bizi uyarmaya mı yoksa savaşa sokmaya mı? Bilmiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Hannibal ve Scipio ilk kez Zima'da yüz yüze geleceklerdi. Bu savaşın hiçbir faydası olmaz Scipio. Ben hep seni anlamaya çalıştım. Bu kadar riske alan bir aklı anlamaya. Ve Hannibal Barca'nın savaştan kaçtığını görmek gerçekten çok şaşırtıcı. Bence Roma buna inanmayacak. Zaten çok fazla insan öldü. İki tarafın adamlarının da anlamsızca katledilmesine son vermek gerek. Hayır. Öğrendiğim bir şey varsa o da bir savaşın bitirilmesi gerektiği.
Bu ders için sana teşekkür ederim. Sahip olduğun her şey için bana teşekkür etmelisin Scipio. Ben olmasaydım bir ordunun başına gelebilir miydin merak ediyorum. Seni ben yarattım. Bunlara neden olan sensin. Bu aynı şey değil. Eğer Roma'yı kapıları açıkken almış olsaydın şimdi burada duruyor olmayacaktık. O zaman bitiremedin. Ama şimdi ben bitireceğim. Bunu kişiselleştirme. Sen Roma'ya ayak bastığından beri bu kişisel bir olay oldu. O halde yarın tarihin gidişatını belirleyeceğiz. Savaş, Kartaca'nın 150 kilometre güneyinde Zama'da yapılmıştı. Roma'ya düzenlediği 16 yıllık seferi boyunca Anibal tek bir savaşı bile kaybetmemişti. Hannibal 50 bin askerlik bir ordu toplayarak Scipio'nun 30 bin kişilik ordusundan sayıca üstün olmuştu. 8 savaş fili Roma piyadelerine tek seferde saldırmak üzere hazırlanmıştı. Ama Scipio Anibal'i tanıyordu. Filler tam saldırmak üzereyken son anda Roma atlarında büyük kanallar açılarak canavarlar ölüm koridorlarına çekilmişti. Kurtulan ve geri kaçan filler kendi adamlarını ezmişti. Bütün Romalı düşmanlarım kullanabileceğim zayıflıklarını göstermişlerdi. Hepsini kurnazlıkla, gücümle ve dayanarak yenmiştim. Ama Scipio'yu değil. Scipio benim stratejimi ve taktiklerimi kopyalamıştı. Ve şimdi beni ne kadar iyi anladığını görmüştüm. Benden aldığı süvarilere kaderimizi mühürlemeleri emrini vermişti. Tıpkı bizim onlara Kenay'da yaptığımız gibi. Zama'da beni yok etmek için benden öğrendiği her şeyi kullanmıştı. General! Kendini kurtarmalısın. Kendini kurtar. Sen hayattayken asla güvende olmayacaklar ve Kartaca asla umutsuz olmayacak. Kendini kurtar general! Anibal Zima'dan kaçmıştı. Savaş bitmiş ve Roma galipti. Ama Anibal hayatta olduğu sürece Roma'ya rahat yoktu. Sonunda onu Türkiye'nin kuzeyindeki Bitinya'da bulmuşlardı.
Ama Anibal Roma'ya asla kendini öldürmeleri zevkini tattırmayacaktı. İşte Romalıları nefret ettikleri bu yaşlı adamdan kurtarmanın zamanı geldi. Savaş. Dua et başarısız olmasın. Eğer Roma'yı kapıları açıkken almış olsaydın, şimdi burada duruyor olmayacaktık. Hepsi bu kadar mı? Evet, general. Sadece bana söylediklerini yazdım ama... Ama eğer bu adamın hikayesi yazılacaksa... bunu Romalılar yazmalı. Anibal'in savaşı Roma'yı yıkımın eşiğine getirmişti. Ama Cannae Savaşı'ndan sonra Roma'yı ele geçirmeyerek son darbeyi atamamıştı. Tehdidi Roma'yı şok ederek harekete geçirmişti. Sonunda yeni bir güç olarak ortaya çıkmışlar ve sadece Kartaca'yı değil, bilinen dünyanın çoğunu fethetmişlerdi. Anibal intiharından sonra bile Romalıların aklında acı bir hatıra, karanlık bir varlık ve Roma'nın en büyük kabusu olarak yaşamaya devam etmişti.